Davos'ta One Minute çıkışı neyse Mısır'daki tepki de bunun aynı çizgide devam eden bir tepkidir. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı ile Ürdün Bayrak Araştırma Merkezi işbirliğiyle düzenlenen Orta Doğu'da değişim ve dönüşüm çerçevesinde Türkiye-Ürdün ilişkileri çalıştayı İstanbul'da başladı. Kendi dini ve tarihsel kaynaklarından ortak tarih oturumunun moderatörlüğünü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı Yalçın Akdoğan yaptı. Akdoğan, Batı'nın Suriye'deki katliama seyirci kalmasını eleştirdi. Orta Doğu artık küresel güçlerin antrenman sahası veya birbirleriyle güç yarıştırdıkları satranç tahtası olamaz. Suriye meselesi başta olmak üzere insan hayatını ilgilendiren konular küresel çekişmelere kurban edilmemelidir. Akdoğan konuşmasında Mısır'daki darbeye de değindi. Türkiye'nin gösterdiği tepkiyi hatırlatan Akdoğan, Davos benzetmesi yaptı. Davos'ta One Minute çıkışı neyse Mısır'daki tepki de bunun aynı çizgide devam eden bir tepkidir. Burada küresel aktörler veya güçler İsrail'in çıkarlarını mahkumu haline gelmiştir. Ve bir adeta parmağında oynatır hale gelmiştir. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Burada korkulan İslamcı radikalizm değildir. Halkların iradesidir. Akdoğan daha sonra sözü iç siyasete getirdi. 28 Şubat sürecini örnek verdi. Refah Partisi döneminde de biraz önce mevzu oldu. Ciddi sıkıntılar yaşandı, postmodern bir darbe yaşandı. Bu o dönemde Erbakan Hoca'nın sadece kişisel bir hatası, çekingenliği vesaire olarak görülemez. Bugün AK Parti iktidarı bu tür vesayetçi anlayışlarla, darbeci zihniyetle büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Hem siyasi zeminde hem hukuki zeminde kendi bağlamında bir hesaplaşma veya hesap sorma devam ediyor. Eksen kayması tartışmalarını da hatırlatan Akdoğan, çok boyutlu dış politika vurgusu yaptı. Orta Doğu'ya bugüne kadar Türkiye yüzünü çevirdiği için, ilişkisini arttırdığı için hep eleştiri konusu oldu iç siyaset. Eksen mi kayıyor? Batı'dan Doğu'ya mı yüzünü çeviriyor? Avrupa perspektifini kayıp mı ediyor şeklinde eleştirilirken Orta Doğu'da bir takım çevrelerde acaba Osmanlıcık mı tekrar emperyalist bir yaklaşımla mı bölgeye gidiyor gibi bunların hiçbiri doğru değil. Türkiye çok boyutlu bir dış politika ortaya koydu.